İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün tematik webinar söyleşilerinin ikincisinde çok önemli iki isimle sizlerle birlikteyiz. Ve de çok özel bir konuyla mimarlık tarihi ve bugüne yansımalarını konu alan arkeolojide bir tarih coğrafya fakültesinin Çınarı Orhan hocamız arkeolojik bölümünü antik dönemlerle ilgili başlangıçları bize anlatacaktır. Turgut Saner hocamız, İTÜ'den çok kıymetli hocamız, mimarlık tarihçisi. O da bize belki daha sonraki onun bağlantılarını, geç dönemleri, Osmanlı dönemine varıncaya kadar ve oradan da bugüne yansıyan şeyleri hocalarımızdan dinlemek istiyoruz. Mimarlıkla başladık bu webinar söyleşilerinin ilkinde. Çünkü yani hayatın tamamını kavradığını düşündüğümüz için, diğer arkeolojideki bütün objelerin aslında mimarlık içinde yer aldıkları için, mimarlıkla beraber esas kültürlerin uygarlık süreçlerinin yükselmeye başlayan hikayesini yazılmaya başlandığı için ve mimarlık eserleriyle ait olduğu kültürleri en üst düzeyde teknik olarak, inşaat malzemesi olarak, planlama olarak, hayat formlarını bir mekana sığdırmanın karşılığı olarak mimaride çok iyi bulduğumuz için ve mimari aslında arkeolojik objeler içinde en az yalan söyleyen olduğu için belki de iyi bir belge olarak bize geçmişi toplam olarak yansıtıyor ve ait olduğu kültürlerin hayatlarını, o mekanlar içindeki iktidarı, aileyi, kadını, erkeği, çocukları, yönetimi, meclisi her şeyi yansıttığı için ve hatta mezarlarıyla ölülerini yansıttığı için mimarlık her şey. Ve bugüne gelen bu mimarlıkta çevremize baktığımız zaman içinde yaşadığımız şehirlerdeki mimarlığı düşündüğümüzde ve şimdi biraz sonra özetle dinleyeceğimiz uzun bin yılların mimarlıklarındaki anıtsal ölçekleri ve değişimleri düşündüğümüzde tabii belki daha fazla başka şeylere de uyanmış olacağız. Bugünkü söyleşimize Orhan hocamızla başlıyoruz. Kronolojik olarak erken dönemleri temsilen Orhan hocamızla başlıyoruz. Orhan hocamız tabii uzun yıllar Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ve daha sonra Karabük Üniversitesi'nde derslerine devam etti. Önemli yayınlar, eserler verdi ve önemli kazılarıyla Magnezya'daki özellikle çok önemli kazılarıyla da arkeoloji ve bilim dünyasına çok kıymetli şeyler kattı. Kendisine şükran borçluyuz. Bütün hocalarımız olduğu gibi kendisine de duayen hocalarımızdan kendisine şükran borçluyuz. Bize şimdi Orhan hocamızla başlayacağız ve bize hazırladığı sunumla antik çağlarda mimarlık anlatacak. Sağ olun hocam, buyurun. İyi akşamlar diliyorum her şeyden önce. Güzel bir toplantı olacağını ümit ediyorum. Nevzat Hoca'ya bana bu görevi verdiği için de özellikle teşekkür ediyorum. Tabii çok zor bir görev. Şimdi giriş konuşmasından anladığım kadarıyla iki hoca kendi konularıyla ilgili bilgi verecek diye düşünüyorum ya da öyle anladım. Ama ben konuya tüm olarak yaklaştım ve Turgut Hoca'yla da şimdi karşı karşıya geliyoruz. Hiçbir görüşmemiz olmadı. O nedenle konuşmalarımız çakışabilir de, örtüşebilir de, ters de düşebilir. O da bilimin güzelliği zaten hepimiz Evet. burada bilimsel yaklaşımlarla olaya bakmak istiyoruz. Şimdi ilk önce bilimsel yaklaşım derken başlıkta yer alan yansıma kavramını dinleyicilerimizle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Bu yansıma sakın bir ayna gibi algılanmasın. Yani burada antik mimarinin ya da günümüzde sütunlu bir mimar gördüğümüz zaman bunlar antik mimariden yansıma diye düşünülmesin. Bizim burada yansıma diye tanımladığımız konu esasında ders alma. Biz derslerimizde de bundan bu şekilde bahsediyoruz. Arkeoloji ders almayı öğreten bir bilimdir. Antik dönemde yapılanlardan o dönemin bilgilerinden nasıl faydalanacağız? Günümüze nasıl aktaracağız? Onları nasıl kullanacağız? O nedenle olaya ben bu şekilde yaklaşacağım, izin verirseniz. Ve kısa dönemde, şu
kısa süreçte hazırladığım ufak bir sunumu bu bağlamda sizlerle paylaşacağım. Şimdi elimdeki bir kitabı size sunarak başlayayım. Bu tarihten günümüze Anadolu'da konut ve yerleşme. Bu sürece birçok kez yakından bakılmış ama bu toplu halde 1999'daki Tepe grubunun çıkardığı bir yayın. Başlığına baktığımızda sürecin sadece yerleşim ve konutla kısıtlandığını, buralarda yoğunlaşıldığını görüyoruz. Bugün bu süreci değerlendirmek için buradaki konut ve yerleşim kavramlarının yeterli olmadığı kanısındayım. Bunları en azından, yani antik mimariyi günümüzdeki mimariyle karşılaştırırken buna coğrafi konumu, tarihi süreci, malzemeyi, planlamayı, uygulamayı, ne bileyim sosyal dengeyi, siyasal yapıyı ve benzerleri eklemenin de gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama önce coğrafi konuma bakalım. Tabii burada olayı yurdumuzla, Türkiye ile sınırladığımızda malum, herkesin bunu da bu şekilde algılaması lazım. Memleketimizdeki, Türkiye'deki olgulara bakacağız. Bizi antik mimariye nelerin bağladı ya da böyle bir bağımızın olup olmadığını görmeye çalıştığımız ve önce yukarıda değindiğimiz coğrafi konuma baktığımızda, biz bakın bu resimlerde solda Göbekli Tepe'den sağda Soyukma'ya kadar olan bir süreçte kesintisiz bilgiye sahibiz, veriye sahibiz. Bu Türkiye için büyük bir hem gurur vesilesi hem de büyük bir kültür kaynağı. Bunlardan yararlanmamız, ne derece yararlandık, ne yapmamız lazım? Bu bağlantıyı kurmamız için, yani antik mimariyle modern mimari. Şimdi yine kitaba dönüp orada işlenen konulara bakarsak, yani tarihi süreci incelersek, Neolitik, Kalkolitik çağdan Osmanlı ve modernleşmeye kadar bir sürece ait örnekler verilmiş. Burada bir karşılaştırma yapılmıyor. Bir modernleşme var ama antik dönemde böyleydi, modernleşmede böyle oldu denmiyor. Ama bu tarihi süreç ki baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla Orta Çağ'ı bitirip Yeni Çağ'ın başlaması, antik mimarinin Avrupa'da yeni klasik olarak yaşamayı sürdürürken Anadolu'da ne yazık ki sona ermesine neden oluyor. Bu anlama geliyor. Yani Yeni Çağ'da biz klasik dediğimiz ya da antik dediğimiz mimariyle ilişkimizi kesmiş oluyoruz. Anadolu'da mimarinin yeni bir devletle yeni bir konsepte dönüştüğünü görüyoruz. O da bu konsepte yeni Büyük Selçuklu Devleti ile ortaya çıkıyor. Genelde kendine özgü planlarıyla, cami, medrese, kervansaray, han, hamam türünde genelde dini olarak tanımlayabileceğimiz yapılar bize, yapı planları ve kullanım amaçlarına bakıldığında antik mimariyle ilişkinin kesilmiş olduğunu, başta duvar ve taş olmak üzere bazı konularda geleneklerin yaşatılmış olduğunu gösteriyor. Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlılar'da dini ve saray mimarisinin yanı sıra çeşme ve köprü gibi, diğerlerini saymıyorum, şifahane, medrese vesaire, sosyal amaçlı yapılarla da karşılaşsak antik mimariyi çağrıştırmalarına aldanmayıp bu yapıların mimarlarının genelde batı kökenli ya da azınlık kökenli, azınlıklarımızdan o zamanki deyimde
olduklarını belirtmemizde fayda var. Tabii buraya kadar sözünü ettiğimiz hep taş mimariydi. Ama antik mimarinin yansımaları olabilecek fakat günümüze ulaşmayan, bu nedenle coğrafi koşullar nedeniyle ortaya çıkan malzeme konusuna da kısaca değinmemiz gerekebilir. Ki bu da çimento ve demirin kullanılmasıyla yiğitliğin bozulmasına kadar kullanılan ahşap ve ahşap işçiliğidir. Yine dini mimaride kullanılmasının yanı sıra burada gördüğünüz örnekler soldaki Gordion'dan antik ve Osmanlı ve sivil mimaride de günümüze ulaşan ahşap örneklerini, en güzel örnekleri görüyoruz. Bunlar şimdiye kadar, bakın, Neolitik'ten Osmanlı dönemine kadar yapılara yönelik genel bir değerlendirmeydi. Şimdi bir de yerleşimlere bakalım. Yerleşimlerin durumu nasıldı? Bakın bu slaytta Neolitik çağdan beri sol üstte Çatalhöyük'ü görüyorsunuz. Aşağıda sağda Safranbolu'yu. Oraya gelinceye kadar yerleşim örneklerine baktığımızda bizim arkeoloji literatüründe plansız yerleşim olarak tanımladığımız ekleme ve bölmeyle büyüyen birbirlerine bitişik yapılaşmanın geçerli olduğunu görüyoruz. Çatalhöyük'te de böyleydi. Neredeyse Safranbolu'da da bunu görmek mümkün. Antik dönemde farklı mıydı diye baktığımızda tapınakların ön plana çıktığı düzensiz yerleşmelere dikkatinizi çekmek isterim. Bakın solda Bayraklı, Assos ve Atina 3 örnek seçtim. Ben bu tip yerleşmeleri sanki o kentlerin tanrılarınca düzenlenmiş ki burada rastlantı üçünün de baş tanrısı Athena, sanki tanrılarının ben burada yukarıda yüksekte, sen de ayaklarımın altındasın, çevremde kendine bir yer bul dercesine ve plansızlığın sürdürülmesine dayanan uygulamalar olarak görüyorum. En vurgulayıcısı Atina. Bakın alttaki resimde Atina Akropolü kentin ortasında yüksekte, onun çevresinde düzensiz planlamalardan oluşan 100.000'e aşkın bir nüfusun yaşadığı bir kent. Eğer antik mimariden bir yansıma bekliyor olsaydık aynamızı bu döneme çevirmeyecektik. Daha sonra ne oldu? Bu düzensizliğin daha fazla sürmesi beklenemezdi. Sicilya ve Güney İtalya'da bu gidişe karşın ilk kez ticaret merkezlerinin yani kolonilerin kurulmasıyla sistemli kentleşme başladı ve kentler birbirine dik kesen cadde ve sokaklardan oluşmaya başladı. Tanrılar hükümranlıklarını sürdürüyor ve planlamada büyük alanların sahibi oluyorlardı. Bakın sol üstteki plana baktığınız zaman sarıyla işaret edilmiş bölümlerde tapınakların isimleri yazılı. Bunlar yine tanrılara aitti. Yani tanrılar kentlerin planlamasında öncelik sahibiydiler. 5. yüzyıla gelindiğinde insan kendi kıymetini bu tip planların diğer örneklerde de sağdaki örneklerde de görüyorsunuz. 5. yüzyıla gelindiğinde insan kendi kıymetini anlamaya başladı. Bu planlama da onlar için değildi sanki. Daha eşitlikçi sistemlere gerek vardı. Bu uzun adalı kentler olarak tanımladığımız uygulamalar da bize örnek olamazdı. Nitekim milletli Hippodamos, eşitliği ilke edindiği söylenen eşit parsellerde
tip, tek tip konut uygulamasına geçti. Yani bugün bizim kooperatif evler dediğimiz sistemin uygulayıcısı oldu ilk kez dünyada. Ve bakın ada büyüklükleri birbirlerinden farklı olmasına karşın onların içine yerleştirdiği konut alanlarının metrekare olarak boyutları aynıydı. 259 metrekare. Bu hem eşitlikçi bir yaklaşım hem de sağlıklı bir yaklaşımdı. Bunu ilk kez Millet'te Hippodamos Millet'li olması ve planını ilk kez orada uyguladığı bize antik kaynaklarca bildirilmesine karşın henüz Millet'teki kazılarda bu sisteme ulaşılamadı. Ama demin bakın bir geri dönüyorum. Burada ikinci slaytta yapılan jeofizik araştırmalarında bu parsel düzeninin gerçekten var olduğu saptandı. Yani baş soldaki hipotetik tahmine dayanılı bir plandı ama jeofizik çalışmalarıyla bunlar kanıtlandı. Ama arkeolojik kazılarla ortaya çıkartılan sonuçlar Pirene'de. Bu sisteme göre kurulan kentlerin başında geliyor Pirene. Aynı tipten 400 konutu olan her evde 10'ar kişinin yaşadığı 4000 kişi için kurulmuş bir kent. Kentin tanrısı için yine bakın özel bir konum bulunmuş. Fakat insana yönelik yapılar, gimnazyonlar, hamamlar, stadyon, tiyatro, stua yaygınlaşmış, kültüre, sanata verilen önemin arttığı demokratik bir düzen kurulmuştu. Antik mimariden bize yansıyan bu olmalıydı. Bu da bu planlama demokraside, demokratik sistemde herkesin kolayca ulaşacağı noktalara neredeyse onlara eşit uzaklıkta çeşmelerin yapılmasını öngörüyordu. Pirene'de işte bu örnekleri görmekteyiz. Hatta yine kanalizasyon sol altta gördüğünüz resimde bunun Rodos'taki örneğini görüyorsunuz. Sağlık bizim bugün hijyen diye kabul tanımladığımız olgu o zaman işte bu kanalizasyonlarla evlere yönlendirilen su sistemleriyle ve Helenistik dönemde artık her eve giren tuvaletlerle sağlanıyordu. Eşitlik bir yerde insanlara sağlıklarına yönelik hizmetlerle yaygınlaştırılıyordu. Sadece bunlar mı? Bakın, evlerin yapımında birçok faktör göz önüne alınıyor. Bunların başında da güneş sektörü geliyordu. Bakın soldaki resmi görüyorsunuz. Kışın nasıl güneşin eğimli gelmesinin hesaplandığını ve eğimli gelen güneşin arka mekanlara kadar girdiğini, yazın ise dik geldiği için evin içinin ılık, daha serin kalmasını sağladığını, bunu nasıl bir yöntem haline getirdiklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda onun altındaki çizimde yamaca kurulduğunu görmektesiniz. Yani böylece yağmur suyu kentin içinden akıp kentin su altında kalmasına engel olan bir sistemde yaşamayı sürdürüyordu. Bakın sağdaki, hemen sağdaki resimde bugün belki kazıları yapılmadığı için kanıtlanmayan ama varsayım olarak Karadeniz Ereğlisi'nin planını görüyorsunuz. Yolların nasıl denize dik olduğunu görüyorsunuz. Denize paralel caddelerin sayısı az. Böylece yollar dediğim gibi yağmur suyu denize akıyor. Rüzgar
o yolları kenti kurutuyor, nem olmuyor, sağlıklı bir kent haline geliyor. Bunlar bugün bizim hasret olduğumuz, ne yazık ki antik kaynak, antik dönem mimarisinden günümüze yansıtamadığımız olaylar. Şimdi şu resme bakalım, İstanbul'un görüntüsüne bakalım, Karşıyaka'ya bakalım, Karaköy'e ve sağ üstte İzmir Karşıyaka'nın bir zamanki haline bakalım. Ankara'nın haline bakalım 50'li yıllarda. Bizim geldiğimiz durum işte bu. Bir döneme kadar gerçekten de ideal diyeceğimiz uygularımızı son 50 yıl içinde kendi elimizle yok etmiş ve onların yerine sahilleri kapatan, hava akımını engelleyen, su yollarını tıkayan binalarla kentlerimizi doldurmuşuz. Tek yapı sistemini yüksek ve perde beton binalara dönüştürmüşüz. Ben söylemeyeyim ama sizlere antik çağlardaki mimarinin ülkemizdeki modern mimariye hiç yansımadığını göstermiş olduğumu düşünüyorum. Vitruvius'un 2000 yıl önce yazdığı Yeni Çağ'ın başında 1487'de ilk kez basılan kitabı, eğer ilk baskıdan 2 yıl önce getirilen 1485 ve 1727'ye kadar süren matbaa yasağı olmasaydı ve Türkiye'de bu kitap ilk kez 1999'da değil de 1599'da basılsaydı, belki de antik mimariye bakıp örnekleyemeseydik bile onu okuyup yöntemlerini benimser de içselleştirebilir ve bugün sağlıklı modern kentlerde yaşıyor olabilirdik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar kısa zamanda inanılmaz bir ders oldu gerçekten. Bugüne yansımalarını da böylece görmüş olduk, yansımanın ne demek olduğunu. Yansımamışlığı gördük daha doğrusu. Tamam hocam, ağzınıza sağlık. İzleyicilerimizin sorularını tabii iki konuşma bittikten sonra alacağız. O zaman tekrardan da konuşacağız. Şimdi Turgut Saner hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Turgut Saner hocam konuşmasına başlayacak. Turgut hocam tabii Osmanlı, özellikle 17, 18, 19. yüzyıllar mimarlığı, Bizans mimarlığı, şehircilik, ama mesela Türk mimarlığında işte antik anlayış gibi ya da Osmanlı'da eklektizm gibi falan böyle çok enteresan konular, mimarlık ve şehircilik konuları çalışan bir hocamız. Şimdi de Turgut hocamızdan devamını dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Nevzat Hocam. Hem takdiminiz için teşekkür ederim, hem de bu buluşmaya davetiniz için teşekkür ederim. Üstelik de Orhan Hoca gibi bir ismin yanında olmak ağırlık ve onur getiriyor. Güzel bir buluşma oldu. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli hocam. Ben de sunumumda aslında Orhan Hoca'nın hani yansıma konusunu işleyerek söze başlamıştı. Orhan Hoca'nın orada dikkat çektiği bir noktadan gidiyorum. Yani yansıyormuş yapılan örnekler üzerinden bir miktar gideceğim. Konuşmamın kurgusunu ve içeriğini esas başlığı koruyarak şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi antik çağlarda dedik. Tabii ki hani eskiler ve modernler ikiliği üzerinden başka kültürlere de yer verilebilirdi. Ama ben de Orhan Hoca gibi Yunan ve Roma antikitesine daha çok ya da ona ağırlık verdim ve Anadolu bazlı olmak üzere. Mimarlık deyince tabii konu çok açılıyor, büyüyor ve bunun içinde Orhan Bey'in bize aktardığı şehir ölçeği var. Tabii ki bina grupları, bina ölçeği var, detay ölçeği var. Malzeme başlı başına bir konu mutlaka. Sürekliliği olan bir konu çoğu zaman tabii endüstri evrimine kadar
diyelim. Detaylar, dekor, tipoloji bunların hepsi de başkaları mimarlık konusunun içine girebilir. Ben daha ziyade dekor, detay gibi unsurlardan ilerledim. Modern mimarlık dediğimiz zaman veya modern çağ, modern dönem dediğimiz zaman bunun da açılması lazım ama bu hani kısa sohbet içinde ben de işte orta çağlardan sonraki zamanlar diyerek Rönesans'ın o ikiliğini kullanarak hani eskiler ve modernler, eskiler ve günümüz ikiliğini kullanarak bir miktar Rönesans'a göz atalım istedim ama çok az. Ondan sonra da hemen yakın çağlara atlayıp, nispeten yakın çağlara atlayıp Anadolu'nun bazı biçim potansiyellerinin nasıl mimarlık içinde değerlendirildiğini kurgulamaya çalıştım. Ve işte yansıma meselesine de geldiğimiz zaman ona ben de tabii takıldım. Nasıl algılamalıyım, nasıl bir yoldan ilerlemeliyim diye. Tabii bir düşünce bütünü, kültür bütünü içinde aslında yansıma esas alınabilir. Ama ben dediğim gibi daha çok biçimde kalarak bu biçimin arkası, üslupların arkası doldurulabiliyor, doldurulamıyor. Yoğunlukla doldurulduğu dönemler var. Taklide düşülerek devam edildiği dönemler var. Düşünceyle nedenli bütünleştiği, nedenli bütünleşemediği. Osmanlı'ya ve yakın zamanlara bu coğrafyada nasıl yansıdığı ve nasıl algılandığı, ömrünün ne kadar olduğu vesaire. Tabii pek çok başlıca tabii strüktür de geliyor. Özellikle gerçek modern, klasik modern mimarlık içinde 1930'lar diyelim, 20'ler diyelim. Yani ilk bu Bauhaus hareketi içinde renk, mekan, strüktür bütün bunlar aslında önem taşıyan altı çizili konular ve her ne kadar modern mimarlık yani klasik modern mimarlık yine Bauhaus'u anmak isterim. Geçmişi reddeder gibi görünürse de işte Walter Gropius gibi öncü isimler Almanya bazlı konuşursak hepsi aslında bütün Bauhaus okulunun da içindeki isimler antikiteyi de pekala bilerek reddetmeyerek ve oradan bir takım özellikleri süzerek besbelli ki ilerlemek istemişlerdi. Aralarda bu tür geçişler koydum. Hani konu kompartmanlarına geçişte yardımcı olması açısından. Antikitenin algısı ve payıyla ilgili bir miktar birkaç laf edilebilir. Yine Orhan Hoca bahsetti. Anadolu'dan örnekler de gösterdi. Devşirme konusunda tabii hani bir kelimeyle, bir cümleyle değinmekte fayda var. Bir yapı stoku her zaman için geçerli. Yani derslerde de gördüğümüz, aktardığımız gibi Roma dönemi Yunan'ı kullanıyor, Bizans dönemi daha öncekileri kullanıyor. Türkmenlerin, Türklerin gelişiyle beraber, beyliklerle, Osmanlı ile beraber, Selçuklu ile falan. Bu sefer daha önceki yapılar dönüştürülüyor, kullanılıyor. Yani bir yapı stoku olmak ve o anlamda bir süreklilik vurgulama durumu da var. Bu çok pragmatik bir yaklaşım mutlaka. Ama ne olursa olsun yine Orhan Bey'in söylediği gibi bir malzeme çok önemli bir belirleyici. Ve yani Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de aslında Roma inşaatı sürüyor diyebiliriz bir oranda. Solda Karatay Medresesi'nden bir detay var. Bir de biçim görgüleri, biçim dağarcığı, hafıza zaman zaman da antik sepetten diyelim, antik çantadan çıkarılıp yapılara da aktarılabiliyor. Ve Osmanlı mimarlığının mutlaka tabii gittiği başka bir yön var, başka bir vurgu var. Fakat Helenistik'ten Roma'ya, Roma'dan Bizans'a geçen bir takım mekan, detay unsurları vesaire Osmanlı mimarlığının içinde de yaşıyor. Yani bir anlamda hani İslamlaşmış bir Roma mimarlığı yakıştırmasında bile bulunabiliriz zaman zaman. Osmanlı özellikle klasik dönem mimarlığı için. Yani Süleymaniye'nin avlusundan bir izlenim.
Hani sütunların kaidelerine bakarsak, sütunlar devşirme mutlaka ama kaidelerde, kapı profillerinde, pencere profillerinde, her türlü çerçevelemenin profillerinde antik unsurların veya antik havanın ve uygulamanın devam ettiğini görürüz. Batı'da tabii farklı bir yol izleniyor. Batı mimarlığının içindeki antik unsur bir takım düşünce bazına dayanıyor. Burada bir miktar Roma, Avrupa'nın tarihi içinde ve ulaşılabilirliği açısından tabii ki İtalya bir adres olduğu için ve ama daha sonra özellikle 18. yüzyılla birlikte Yunan ortamının da, yani Osmanlı'nın tasarrufunda olmakla beraber Yunan ortamının da bir bilgi paketi olarak Batı'ya açılması ve bunun gittikçe kuvvetlenmesi hem mimari düşünceyi hem sanattaki düşünceyi, felsefeyi katmıyorum bile, o zaten kaynaklar üzerinden çoktan özümsenmiş durumda. Bu arada Avrupa derken, Batı derken tabii ki İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan söz ediyoruz. Hani öncü ülkelerden, birçok açıdan öncü ülkelerden bahsediyoruz. John Somerset'ın bu kitabı gerçekten aslında bütün Greco-Roman klasiğini bir çırpıda anlatan ve hakikaten sohbet tadında, gerçekten de bir sohbet dizisinin neticesinde kitaplaşmış. Çok zevkli bir panorama. Rönesans'ın aldığı miras, daha sonra bunun neoklasiğe dönüşmesi safa safa 19. yüzyıl, hatta 20. yüzyılın ilk bakışta antik mimarlıkla doğrudan biçimsel ilişkisini kuramayacağımız yapılarında bile bir klasik ruh ve vurgunun düşünce bazında da ve uygulama bazında da devam ettiğini gösteren örnekleri sunuyor bize. Bu bağlam içinde bir miktar Rönesans'a bakıp ve hemen sonrasına sıçramak, atlamak isterim. Şimdi bu coğrafyadaki, yapı coğrafyamızdaki bakıştaki pragmatizm, yapıların sürekliliği, kullanılması, malzemenin özellikle vurgulu olarak ve inşaat tekniklerinin bir süreklilik göstermesinin yanı sıra, hani düşünce bağının sıkı sıkıya kurulmadığını zaten görüyoruz, biliyoruz. Buna karşılık Rönesans'la beraber, hani Rönesans'a yakıştıran hümanizma ortamıyla birlikte, insan algısı, birey algısı, bireyin konumlanması, buna tabii ifade biçimlerini, yani birey olarak ifade biçimlerini, ifade yollarını da katmak mümkün. Bütün bunlarla beraber bu oluşumla birlikte birçok erdemin kaynağının bir altın çağda, yani antikite olarak özetlenecek bir altın çağda bulunduğu hissi ya da ruhu egemen oluyor. Ve bunun üzerine arayışlar, bunun üzerine düşünce açılımları geliştiriliyor ve esas konumuz olan tabii mimariye de hemen gerekçeli olarak bunlar yansıtılıyor. Francesco Colonna'nın bu çok karmaşık, çok zevkli romanı diyeyim, okumdan ufuk açıcı ve erken örneklerden bir tanesi. Aslında bir aşk hikayesi. Yani uykuda aşk mücadelesi olarak çevirebileceğimiz bir başlığa sahip. Polifilo sevgilisi Polya'nın peşinde onu arıyor. Mecnun gibi diyelim. Bir ormanda, orada uykuya dalıyor. Sonra hikaye içinde hikaye. O uykusunda o rüya anlatılıyor ve sürekli antik bir setting içinde. Kalıntılar, heykel parçaları burada da gördüğümüz gibi. Polyandron diye bir şehir. Oradan oraya, oradan oraya. Böyle biraz Homerik bağlantılar, izler var. Bir dairesel tapınakla karşılaşıyor. Ama amaç Polya'yı bulmak. Her neyse, yani
kalın bir kitap, kalın bir roman, dönemin tekniğiyle, ahşap baskıyla basılıyor ve çok etkili oluyor. Ama buradaki etkili olma meselesini şuna bağlamak istiyorum. Oraya da kabaca yazdım. Yani bir takım erdemlerin antik çağ içinde bulunması. Bu erdemler hem kişi erdemleri, dünyaya bakış erdemleri belki, ama oran, geometri, armoni ve bütün bunların anahtarı antik çağda bulunduğu hissini fazlasıyla vurgulayan bir eser aslında. Kolonna'nın eseri. Tabii bunun etkileri oluyor. Ama kişiler, Alberto olsun, Palladio olsun, Serli olsun, onlar da hep bu altın dönemlerin, altın çağların peşinde. Ama Kolonna'nınki biraz böyle gizemle, ezoterizmle falan da örülüyken, tabii ki Serlio, Alberti'nin ve Palladio'nun çalışmaları gerçekten o oranları keşfetmek, ortaya çıkartmak ve onları olduğu gibi tekrarlamamak. Hepsinin kitabında aynı şeyi yazar. Hani bu eskiler ve modernler karşılaştırmasında eskilerin erdemlerini alacağız, almalıyız ve ama bunu kendi katkımızla da mükemmelleştirerek kendi eserlerimize yansıtacağız. Sebastiano Serlio'nun şu beşli seti tabii yüzyıllar boyunca Avrupa mimarlığı içinde bir kanon yaratmış durumda ve pek çok yapıda, sadece kendi döneminde değil, yani Rönesans'ın da ötesinde yine ama kültür ve düşünce tarihiyle, yine toplumsal konumlandırmayla, konumlarla bağdaştırılarak yapılara yansıtılmış durumda. Antik biçimler dersek tabii sütun düzenlerinin ötesinde, Alberti'nin burada gördüğümüz Mantova'daki Sant'Andrea Kilisesi'nin işte bir aslında zafer takı yorumu olması, bunun dışında hamamın pencereleri ve pek çok unsur, pek çok tapınak tabii başlıca unsurlardan bir tanesi. Rönesans mimarlığı içinde ve yine o düşünce tarihi üzerinden veya amacıyla yani düşünce tarihi içindeki linklerle o güne aktarılma çabasıyla mimariye yansıyor. Palladio'nun ünlü kitabından işte hem iç kapak sayfası, bir iki sayfa ve San Giorgio Maggiore Kilisesi'nin tapınak içinde tapınak cephesine şöyle bir bakmaktayız. Yani burada süs, püs, dekor olmanın çok ötesinde iddialarla bu mimari ortaya koyuyor. Bir sıçrama, bir atlama yapacağımı söylemiştim. Sağ tarafta işte British Museum'u görüyoruz. İngilizler veya Britanya tabii ki çok hareketli. Dünyaya yayılmak ve kültür unsurlarından yararlanmak üzere. Society of Dilettanti'nin büyük seferleri var. Anadolu'yu da kapsayan özellikle. Ve bugün de gelen, yani bildiğimiz ve pek çok araştırmanın da üzerine konduğu şehirlerde hemen hemen en erken ilk hassas çalışmaları yapıyorlar ve amaç hem bilgilenmek, görmek, bir taraftan da yine adı konmadan belki ama yine bir altın çağı, yani günün kültürünün dayandığı altın çağın, Yunan çağlarının özellikle keşfedilmesi ve deşifre edilmesi ve yine bir takım oran ve nümerik ilişkilerin, geometrinin ve biçimlerin tabii ki günün mimarlığına uyarlanması. Priene'deki Athena Tapınağı'nın sütunları, kaideleri değil ama sütun ve başlıkları British Museum'da değerlendiriliyor. Almanya tabii geri kalmamak çabasıyla pek çok felsefesine ek olarak, aydınlanma felsefesine ek olarak veya destekleyici şekilde pek çok kişisiyle bu ortamın bir parçası oluyor. Yine Anadolu örnekleri, sadece Anadolu değil mutlaka, Yunanistan'da gezilebilir oldukça oradan da besleniliyor ve günün mimarlığına yansıtılıyor. Bu
Müzeler Adası'nda yer alan Berlin'deki bir kolonat, bir alan tarif eden majestik bir kolonat köşe noktasında özel bir çatı biçimi taşıyor. Bu da Milas'ta, yani Antik Milas'taki bizim Gümüşkesen anıtı dediğimiz anıtın örtüsü. Ki o da Society of Dilettanti'nin, Richard Chandler çok öncü isimlerden, aktif isimlerden bir tanesi. O aktarımlar Almanya ortamına da geliyor. Ve hepimizin bildiği tabii Bergama Sunağı'na göre yani birkaç safhası var Bergama Müzesi'nin Berlin'deki, ama Bergama Sunağı'na göre özellikle veya ona referans verir biçimde öne doğru iki kolla hareketlenen Alfred Messel'in tasarımı bir barınak olarak Bergama Sunağı'na inşa ediliyor. Pek çok örnek var. Yani sadece İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da değil, yani Batı Avrupa'nın, Merkez Avrupa'nın pek çok şehrinde pek çok örnek var, pek çok referanslarla ve pek çok tartışma var tabii. Osmanlı ortamına, yani buralara diyelim, yansıması ise, biçimsel yansıması ise ve bir miktar modernleşme, yenilenme çabalarıyla da bağdaştırılabilecek şekilde tabii Tanzimat'la eşleştirilebilir kabaca. 1840'larla beraber birkaç on yıl boyunca aslında belki birkaç on yıldan da aslında galiba 20 yılı falan kastediyorum. Bu dönem içinde imparatorluğun ifadesi, kurumların ifadesi, bazı kişilerin özel yapılarının ifadesinde antikiteyi buluyoruz. Bunlardan birkaç örnek, zaten en erken örneklerden bir tanesi Mustafa Reşit Paşa'nın bugün hastane olarak kullanılan Sahil Sarayı, ki bir taban detayını da bir hani meander motifinden esinlenilip oluşturulmuş bir bordür var. Ona da özellikle dikkat çekmek isterim. Tabii ki Dolmabahçe Sarayı. Ama antikite bu örneklerde, Dolmabahçe Sarayı'nı da buna katabilirim. Doğrudan tabii bir takım yerinde yapılan gözlemler, oran bilgisi, geometri falan, bunların tekrar tekrar mimarlarca, yani bu coğrafyadaki mimarlarca baştan ele alınmasıyla değil, zaten hazır setlerin, yani batıda yapılmış olan kocaman levhalı, büyük formatlı kitapların aktarılması ve değerlendirilmesiyle vücut buluyor. Yani şunu demek istiyorum. Palladio'nun özellikle 18. yüzyılda Palladianizm olarak İngiltere'de ortaya çıkması ve yaygınlaşması, yani Palladio'nun geçmiş antik çağı, altın çağlara referansı, ama 19. yüzyılın da 18 ve 19'unda Palladio'ya referansıyla şekilleniyor. Caminin minaresinin, minarelerinin birer Korint sütunu biçiminde olması bir mimari kapris diyebiliriz. Fakat aynı zamanda antikiteye de ister istemez bir referans olarak kabul edilmek durumunda. Rotunda mimarlığı Avrupa'da, Amerika'da da çok yaygın. Tabii Pantheon çeşitlemeleri sayısız. Ama bu Venüs tapınağını tekrar koydum, Francesco Colonna'nın. Ama Bramante'nin Tempietto'su ve bir sıçrayışla da 2. Mahmut Haziresi'ndeki Sebil'i belki karşılaştırabiliriz. Dairesel binalardan gittiğimiz için hemen ardına bunu koydum. August Jasmund'un Orient Bank Eminönü'ndeki yapısı ve bunun finali de yine bir Bramante Tempietto'suyla gerçekleştirilmiş. Tabii yerli mimarların, buralı Rumların, Ermenilerin, Levantenlerin pek çok katkısı var. Belçika Elçilik Binası'nda da Kampanakis'in muhtemelen zaten günün entelektüelleri,
kütüphanelerinde çok bu bahsettiğimiz o büyük formatlı, büyük levhalı çizimler içeren Avrupa mimarlık kitaplarını barındırıyorlardı. Ve 1900 yılında inşa edilmiş olan bu ek binada da Bergama'daki Athena terasının propilonunun değerlendirildiğini görebiliriz. Valori İstanbul için çok önemli bir isim. Bu hep söylenir. Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenerek arkeoloji müzesi tasarlanmıştır diye, ama müze değil de Sanayi Nefise Mektebi gerçekten Ağlayan Kadınlar Lahdi'nin kısa kenarını bir anlamda yorumlayarak tekrarlıyor Valori mimarlığı içinde. William James Smith buraya İstanbul'a davet edilmiş olan, sultanlık derecesinde davet edilmiş olan bir isim. Onun da bazı katkıları var. Dolmabahçe Sarayı'ndaki eski köşkünü biraz detaylı bir göz ve bir takım ölçümlerle aslında hemen hemen birebir yine o büyük formatlı yayınlardan biriyle bağdaştırabiliyoruz. Stewart ve Revet'in Antiquities of Athens kitabındaki Rüzgar Kulesi'nin portikosundan bir detay. Zaten ortadaki levhada onu görüyoruz ve hemen hemen birebir ölçüleriyle ve oranlarıyla da tekrar edildiğini görmekteyiz. Ve bir İngiliz olarak tabii Smith'in aslında İngiltere'de yayınlanmış olan bu kitaplara ve İngiltere'de zaten geçerli olan yeni Yunan havalarına ilgisiz kalması beklenmezdi. Taşkışla binasının da tasarımcısı. Burada da hem bir miktar Vitruvius var, bu karşılaşmanın bize gösterdiği gibi. Ve bütün bunlar aslında çok detaylı işler. Hani sütunların hangi sıklıkta yerleştirileceği ve alt çap üst çap ilişkileri vesaire, ayrıntılı ölçümler yapıldığında hem Vitruvius'un bazı kurallarına yakın olduğunu hem de Palladio'yu da göz önünde tuttuğunu görmekteyiz Taşkışla binasında. Tabii geç Osmanlı mimarlığı dediğimiz zaman bu hevesli birkaç on yıldan sonra antikiteyi vurgulayan farklı bir ruh hakim oluyor. 1873 Viyana sergisi vesilesiyle yayınlanan Usul-i Mimari Osmani çok önemli bir kuram kitabı olarak da algılanmakta, kabul edilmekte. Onun içinde de hem Osmanlı mimarlığından örnekler var, amaç batıya Osmanlı mimarlığını tanıtmak aslında. Yine detaylı ölçümlerle veya oldukça detaylı ölçümlerle, rölevelerle hem plan, hem kesit, hem detay, hem orta ölçekte bazı çizimler bu kocaman kitabı dolduruyor. Ve ama bunun içinde şöyle bir hava da hakim. Türk mimarlığının veya Osmanlı, yani yerel mimarlığın takım dejenerasyonlara uğradığı, ki bu biraz önce bahsettiğimiz 20 yıldan aslında söz ediliyor. Bunun önünde yeni bir ruhla canlandırılması gerektiği ve bunun içinde zaten bizim kendi tarihimizde kaynak bulunabileceği ve bu söylenerek bu kaynağın ne olduğu, yine işte sütun başlıkları vesaire ortaya çıkıyor. Oran ilişkileri, proporsiyon ilişkileri vesaire veya belli bir sütun ve sütun başlığının hangi yapının neresinde kullanılacağı gibi aslında çok hani Vitruvius vari bir ele alış. Kaldı ki burada gösterilen bu mahruti, yani kesik kenarlı, konik, işte müstevi, çizgisel, yüzeysel, düzlemsel olan ortadaki Türk üçgenli başlık ve mücevheri, yani bizim mukarnaslı dediğimiz düzenin bir set olarak, bir paket olarak bir referans içerdiğini hemen anlamak mümkün. Zaten yani Serlio'dan başlayarak, yani Vitruvius'u katmıyorum artık, Serlio'dan başlayarak bütün Batı mimarlığına hakim olan sütun düzenlerine, bizim düzenlerimizin de aslında hiç uzak olmadığı ve bizim mimarlığımızın da Avrupa mimarlığından hiç aşağı kalmadığı ve dolayısıyla bizim Avrupa uygarlığından
geri de olmadığımız, bu tonları hem ön sözde hem de yer yer bütün metin içinde almak, algılamak mümkün oluyor. Tabii bunun sonucu, bu yerli biçimlerin kullanılmaya davet edilmesi, arkada bir antik ruh olmakla beraber gördüğümüz türden yapıları beraberinde getiriyor. Daha sonra mimarlık tarihinde buna milli mimarlık olarak da, birinci milli mimarlık olarak da bir tanımla getirilmiş durumda. Hepimizin bildiği gibi. Ancak tabii bir milli mimarlık arayışı zaten ithal bir fikir. Biraz önce gördüğümüz gibi bu sütunlar, sütun başlıkları setlerinin zaten eşleştirilmesi ve aralarında bir takım yapı unsurları arasında oranların olması gereği ve bunun aranması ve bulunması ve günün mimarlığına yansıtılması yine bir miktar ithal bir fikir. Kaldı ki yapı gövdeleri de öyle. Yani şu anda aslında bir Rönesans sarayına bakıyoruz. Ve konuşmayı son dakikalarında yarım saati aşmamak üzere birkaç çok az örnekle kapatayım. Ama özellikle de bu şimdi göreceğimiz kısım en zor kısım. Çünkü modern mimarlıkla beraber zaten biçimsel aktarım söz konusu olmuyor. Ve ama antik çağların, antik dönemlerin içinde gizli olduğu düşünülen ve deşifre edilen geometri, oran, rasyonellik ve benzeri, yani listeyi uzatabiliriz. Bütün bunlar modern mimarlığın içinde de söz konusu. Ve baktığımız zaman illa hani sütunlu, başlıklı, üçgen alındıklı bir mimarlık görmesek de bir rasyonel düşünceyle ilk modern yapıların da 1930'larla beraber Türkiye'de gerçekleştiğini görmekteyiz. Tabii ki burada da hep bakıp esinlenmek, etkilenmek söz konusu. Ama yerleştirilmeye çalışılan, hani Rönesans'ta olduğu gibi, hani birey, bireyin düşüncesi, bireyin kendini konumlandırması gibi bir takım kavramları da belki örerek düşünmek mümkün olur. Yani bize bu topraklara, bu coğrafyaya yansımasının içinde artık doğrudan biçimsellik değil de içerikteki bir takım düşünce ve strüktür setlerini aramak herhalde uygun olacak. Bu arada tabii Le Corbusier'e bir bakıveriyoruz hemen sağ tarafta. Söylemek istediğim o zaten. Antik Yunan mimarlığındaki, tapınak mimarlığındaki dinamizm, tipleşme, ışık, gölge etkileri vesaire ve birçok unsur besbelli Le Corbusier'i etkiliyor. Fakat tutup da sütunlarla, başlıklarla filan bir mimari oluşturmuyor. Bunu son imaj olarak değerlendirmek istedim. Bir 18. yüzyıl düşünürü, aslında bir din adamı Marc-Antoine Logier, onun çok etkili bir Kur'an kitabı var. Tabii bu arada risalelerin, Kur'an kitaplarının sayısız olduğunu söylemem lazım. Ve çeşitli akademiler, okullar çok alevli, ateşli tartışma ortamları günün mimarlığı için bütün 19. yüzyıl boyunca ve sonra tabii 20. yüzyıla da bu yansıyor. Logier'de bu alegoride insanlığın işte ilk adımlarına bir bilgece bir yol gösterme anını resmediyor. İşte hani günün belki süslü püslü fazla dekor taşıyan mimarlığının ötesinde, ki bu hani modern düşüncenin de modern mimarlığın, sanatın da başlangıcına konur genellikle. Aslında biçimsel değil, içerik ve strüktüre yönelik bir takım erdemler söz konusudur. Yalındır, neyse odur. Yani doğallık, akılcılık ve işlevsellik
mimarlıkla da örülecek başlıca kavramlardır demekte. Ve yukarıdaki baloncuğu da ben oraya ayrıca yani özellikle ekledim. Çünkü hani ister 4000 yıl önce olsun, ister günümüzde olsun, Orhan Hoca bunu hani şehirlerimizden de örnek göstererek şehirlerde yapılardan ve insanlardan oluşuyor tabii. Bunu başaramadığımızı büyük oranda söylüyor ki haklıdır. Ama şu üç kelimeye yani işte Firmitas, Utilitas ve Venustas olarak Vitruvius'un aslında özetleyip bütün konuyu çözdüğü bu sıfatlara dikkat edilmesi veya bunu içselleştirmek konunun çözümü olabilirdi. Yani bir yapı tabii ki sağlam olacak, dayanıklı olacak, evladiyelik olacak, iyi malzemeden inşa edilmiş olacak vesaire vesaire. Yani malzeme bilgisini de içeren bir kelime. Tabii ki kullanışlı olacak, içindekine uygun olacak, kullananlara uygun olacak, oranlarıyla uyacak, şehirle uyum içinde olacak vesaire, bir de güzel olacak. Bütün bunlar tabii başarılanları, başarılamayanları arayacağımız bir tanım seti. Ben de burada bırakayım. Ve tekrar çok çok teşekkür ederek hem davet edenlere hem dinleyicilere. Çok teşekkürler Turgut Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. İkinci bir ziyafet oldu böyle. Zengin bir sofra Orhancayla siz birlikte. Harika bir sofraya bizi ağırladınız. Çok önemli tabii burada. Yani şimdi izleyicilerimiz de bir şeyler soruyorlar ama bende de çok soru birikti. Çok enteresan sorular da birikiyor tabii bu arada. Yani bizim bu arkeolojide bir hani böyle bir işimiz var, bir görevimiz var. İşte kültürel arasında ilişkileri görmek, onların etkileşimlerini, bu ilişkiler içinde etkileşim ne kadar vardı yoktu onları taplamak falan derken. Şimdi sizlerin anlattığınıza baktığımızda işte bugünkü mimarlıktan örnekler gösterip ya da 18. 19. yüzyıl örneklerini, Osmanlı örneklerini gösterip ondan sonra Palladio'lara Rönesans aktarımına geçip ve onun da aktardığı Roma mimarisine özellikle giden bir şey görünüyor, bir çizgi görünüyor. Şimdi ama bunların hepsi gerçekten aktarılmış gibi mi algılayacağız? Şimdi bu sonradan yapılan bütün o Osmanlı'da ya da Rönesans'ta başlayan o ufak tefek değişmeler ve yeniyi biraz daha yorumlayarak farklı yeniler bulma gayretinin ondan sonraki yüzyıllarda sürdüğü bir süreç var sonuçta. Ama anladığımız kadarıyla ve gösterdiğiniz örneklerden öyle çok da yani bir yepyeniyi bulmak imkansız neredeyse. Belki biraz yeniyi bulmak mı imkanlı görünüyor? Çünkü gösterdiğiniz Osmanlı örneklerinden onu anlıyorum. Yani hem mekan olarak hem tasarım olarak hem mimari düzenlerin kullanımı olarak vesaire. Yani neredeyse tamamında eski hikayelerin yeni duyuları var sanki. Çok mu zor oldu bu yeni formlar bulmak? Onun için mi şimdi bu kübik mimarlık vesaire çok çılgın boyutlara ulaşan yeni çizgiler acaba bir isyan mı yani artık yeni bir şey kalmadı biz ne bulacağız mı? Hocalarım. Turgut Hocam önce sizden başlayıp sonra Orhan Hocam'a geçmek istiyorum. Çünkü sizden geçti. Pekala yani soruyu sorarken tabii içinde hep alt başlıklar var gibi de anladım. Yani neye cevap vereceğimi ilk anda bilemedim. Şimdi yeniyi bulmak mutlaka zor. Hani modern mimarlık dediğimiz o 1900'lerin en başındaki sürece giden yolda tabii pek çok arayış var. Ve sütun düzenleri özellikle ve onun getirdiği tabii bütün entablatürüyle vesairesi her şeyle ve geçmişte yaşanmış bir Rönesans'ın da verdiği ivmeyle 19. yüzyılda tabii bir doygunluk oluşuyor. Her ne kadar bunu buna koyarak yenilikler yaratma çabası olsa da o dediğim hani akademilerde, okullarda pek çok tartışma var dediğim tabii bu tür şeyleri de içeriyor.
nasıl özgün ve yeni ve uygun ve zevkli ve hoş bir şey yaratacağız diye tasarımcılar veya hocalar veya kişiler konuşuyorlar, düşünce üretmeye çalışıyorlar ama bir tıkanıklık var yani bu düzenlerin ve biçimlerin kullanılmasında. İşte malum işte bir arts and crafts akımı, bir Art Nouveau vesaire, başka antik ve Avrupa merkezli oluşun dışında başka kaynaklardan beslenmek, denemeler yapmak filan derken ve ilk modern örneklere de bakarsak veya ilk modern örnek gibi kabul edilen örneklere de bakarsak yine 20. yüzyılın başında sanki şey gibidir. Yine klasik alışkanlıkla tasarlanmış bir takım binalar, gerek konut gerek kurumsal binalar, sanki üzerlerindeki biçimler üfürülmüş, yani hani her türlü bildiğimiz antik biçim üfürülmüş, yani çıplak kalmış gibi binalar. Yani o klasikten birdenbire kurtulmak, yani kurtulmak da demeyelim, onun göz ardı edilmesi pek mümkün olmuyor ve ama bu arada tabii malzemenin işte betonarmenin vesaire metalin de yoğun biçimde kullanılması tabii ki çok farklı mekan arayışlarını beraberinde getiriyor. Esas şey orada sanıyorum. Şimdi ben konuşurken de kendim de biraz ikna olur gibi oldum. Yani yeni malzemelerin kullanım olanaklarıyla beraber aslında hani mekanlarda da büyük dönüşüm geliyor. Yoksa şeye benzetebiliriz aslında, hani Yunan ve Roma çağlarının mimarlığında da hani sürekli aynı biçimler tekrarlanıyor ama mimarın görevi orada en doygun biçimi, en özgün biçimi, en hoş oranı yakalayabilmek. Biraz 19. yüzyılda benzer şekilde gidip tıkanıp oradan geçiyor. Ben muhtemelen sizin sorunuza doğrudan cevap veremedim galiba ama aklıma gelenler bunlar. Yok, verdiniz hocam esasında. Yani bu tabii 20. yüzyıldaki o betonarme, çelikle buluşan yeni inşaat düzenleri, yeni olanaklar sağlayarak Roma'nın Opus Samenticum'la yarattığı mucizeyi tekrar yeni baştan yaratıyor. O gün değişiyor iş. Yani mühendislik olmadan mimarlık bir şeye yaramıyor gibi sanki. Çünkü onun önünü açan mühendislik sonuçta. Onun için o devrimleri belki en azından anlama noktalarında uyarıcı şeyler var. Ama bu mimarlıkta sanıyorum Orhan Hocam'a yönelteceğim bunu. Yani şimdi insan aynı insan, ihtiyaçlar neredeyse aynı. Bir evde aynı şekilde yaşanıyor, yatak odası aynı, tuvalet aynı ölçülerde ve benzer bir deliğe sahip falan işte. Meclis odasında herkes oturacak, ona göre bir meclis salonu var. Yani fonksiyonlar değişmediği sürece neyin yenisini bulacağız ki zaten? Ondan sonraki işlevsiz bir zorlama gibi görünüyor. Değil mi Orhan Hocam? Yani antik çağlarda da bunu değerlendirdiğimiz zaman. Esasında bence ihtiyaç sürekli değişiyor. En azından küçükle yetinilmiyor, büyüğe ihtiyaç duyuluyor. Şimdi antik dönemin, demin değinmeye çalıştığım olgusunun ya Avrupa'ya, dünyaya yansıması, bir defa oraya dönersek, Vitruvius'ta olmuştur. Kendi kökenlerini Yunanistan'da bulduklarını zanneden Avrupa, o kültüre eğilmiş ve içinden de Vitruvius'u, başta edebiyatta Homeros'u, mimaride de Vitruvius'u kendilerine ilham ve örnek olarak alarak hem yazın sanatını ve ona bağlı ne varsa sanatı, edebiyatı Homeros'a dayanarak, Vitruvius'a dayanarak da mimarilerini neoklasik dediğimiz akımla yeniden kurmuşlardır. Yani bugün Avrupa'da neredeyse antik çağdaki bilinen bütün yapıların örneklerini görebilirsiniz. Bazıları birebir ölçülüdür neredeyse. Hepsini almışlardır. Hatta Amerika o yapıları Avrupa'dan alıp Amerika'ya götürmüştür. Böyle bir şartlanma var. Ama ondan sonra işte dediğim gibi beton, demir,
çelik ilanı icat edilip de mertlik bozulunca artık onunla yetinilmez oldu. Kaçınılmazdı yenilik. Beton kullanmak zorundaydılar. Çelik kullanmak zorundaydılar. İşte gökdelenleri biliyoruz. Köprüleri biliyoruz. Aklınıza ne gelirse. Ve ondan sonraki üçüncü bir aşamada zamanımızda bilgisayar, teknoloji o kadar gelişti ki yani bir tanesinde malzeme ile değişti, betonla, çelikle ve daha sonra da bu teknoloji bilgisayar sayesinde gelişti. Düşünün, bugün Berlin'deki ne center'dı o? Sony Center'ı mimarlar çizdi ama bilgisayarlar o çatıyı, o üstünü bilgisayarla örttüler ancak. Yani insanın yapacağı iş değildi o. Eski ustalar gibi taşları yan yana dizip harcını koyup ya da kenetle bağlayıp yapılacak bir şey değildi. Betonla da yapılacak bir şey değildi. Ancak bilgisayarla yapılabildi. Yani teknoloji gelişmesi ihtiyaçların da artmasına neden oldu. Eskiden Sony Center gibi bir yapıya ihtiyaç duyuluyor muydu? Tabii duyulmuyordu. Gökdelene ihtiyaç duyuluyor muydu? Duyulmuyordu. Çünkü öyle bir şeyi düşünmek bile imkansızdı. Ama malzeme insanın ihtiyaçlarını da düşünce pencerelerini de geliştirdi. Böylece bambaşka bir mimariye geldik. Tabii artık güzelden ziyade işlevsellik ön plana çıkmaya başladı ve bu işlevsellik de bazen tadında kalmadı. Gökdelenler gibi. Belki hepsini bütün ihtiyacınız olan kurumları içine topluyorsunuz ama işlev katıyorsunuz yapıya ama güzellik hoş yine de çok estetik, çok güzel gökdelenler de var. Bunun haklarını da yemeyelim. Hepsi sadece dikdörtgenler prizması gibi bir zamanların piramitleri gibi bunlar da prizmatik yapılar değil. O dönerek yükselenler başta olmak üzere eğimli olanlar işte ayrıntıları biliyorsunuz. Onun için bence teknoloji ihtiyacı geliştirdi. İhtiyaç da bu şekilde daha gelişti. Ama biz bu dünya ile ilişkimizi dediğim gibi kestik ve burada yapılanlar daha sonra sadece kopya olmaktan ibaret kaldı. Ve çok az sayıda yani bizim burada yansımayı bence bir bütün olarak görmemiz lazım. Tümüyle yansıtabildik mi mimari? Yok, birkaç örnekle karşılaştık. Hocamız da çok güzel örnekleri verdi. Şipolyen, ikinci kullanım, üçüncü kullanım, beşinci kullanım. Onları istedikleri için mi kullandılar yoksa mecbur kaldıkları için mi kullandılar? Bu da bir soru. O sütunları kendileri yapamadıkları için alıp kullandılar. Önlerinde hazır malzeme olduğu için kullandılar. Yoksa biz antik mimariyi taklit edelim diye değildi büyük bir olasılıkla. Çok büyük bir konu. Evet. Evet, ancak bu kadarla yetineyim. Teşekkür ediyorum. sağ olun hocam. Konu evet elbette çok büyük bir konu. Hayatın temel konusu mimarlık konuşuyoruz ve bir de binlerce yıllık konuşuyoruz ve bir de sizlerle konuşuyoruz. Bunun tabii elbette sonu gelmeyecektir ama şu belli ki insanların ihtiyaçları tamam var ama varken ihtiyacının tam karşılığını bulmak için teknolojiye ve mühendisliğin gelişmesine, malzemenin, inşaat tekniklerinin gelişmesine mecbur. Yoksa Roma çağında yaratılan yapı formlarının bir kısmını Helenistik'te de yapmak istemişlerdir elbette ama yapamamışlardır büyük ihtimalle. Yoksa Athos Dağı'nı İskender gibi bir kent tasarımındaki nasıl kağıt üzerinde kalıyorsa herhalde öyle kalacaktı bunlarda. Şimdi bugün tabii bu gökdelen vesaire şimdi yeni çağın güzellikleri ayrı. Her çağın tabii
eserlerin güzelliği önemli. Ama belli ki Turgut Hoca'nın gösterdiği listeden bizde sadece Utilitas kalmış gibi görünüyor. O da minimal şartlarda. Yani Firmitas'la Venustas'ı, hele ki Venustas'ı total unutmuş gibi görünüyoruz. Yani bu kültürün yani böyle bir dönüşüm geçirmesi de enteresan bir şey. Şimdi bunun çok da parayla, hani ekonomiyle elbette mimarlığın ilgisi var. Ama yani her zaman ilgisi olmadığını da çok kolay anlamak mümkün oluyor. Bu bir estetik kültürüyle ilgili bir sorunsala bağlı galiba bu gelişmeler. Şimdi Hocalar Hanım, ben tabii çok soru sormak istiyorum size. Hazır bulmuşken çok iyi de sohbet oluyor ama burada izleyicilerimizin de bazı soruları var. Ben bir iki tane seçmek istiyorum. Mesela Bülent Tan Doğan soruyor. Selçuklu ve Osmanlı yapılarındaki yansımanın nedeni o dönemlerdeki Rum ve Ermeni mimar ve yapı ustaları olabilir mi diye bir soru var hocam. Bunu Turgut Hoca'ya yöneltiliyoruz. Evet. Peki. Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı tabii birbirinden bir miktar ayırmak lazım dönemsel olarak da. Selçuklu mimarlığı kendi doğası gereği günün icabı açısından zaten hani İran'dan gelen bir takım tasavvurların Anadolu'da orada İran'da işte kerpiç ağırlıklıyken ölçek başkayken Anadolu'da Romalaşmış Anadolu'da ve bu mirası da iyi özümseyen Ermeni taş ustalarının elinde uygulayabiliyor. Yani zaten aynı dönemlerin Ermeni mimarlığıyla Selçuklu mimarlığı bazı hallerde birbirinden ayırt edilemeyecek kadar çok çok yakın birbirine. Şimdi hem Ermeni hem Rum sorulduğu için Rum için de şöyle örnek verelim. Yani somut olsun diye, yoksa Anadolu'da her zaman bu gruplar Rum'u, Ermenisi, Türk'ü işte iç içe zaten iş yapıyorlar diyelim. Onun için de şunu söyleyebilirim. Mesela Osmanlı'nın en erken dönemlerindeki bir takım yapıları da aynı dönemlerin Bizans yapılarıyla yan yana koysak neredeyse ayırt edemeyecek derecede benzerliklerle karşılaşırız. Yani dolayısıyla o gün pratiği çok çok doğal bir şey. Yani orta çağlar. Ama daha geç dönemden bahsediyorsak, örneğin Abdülmecit dönemindeki 1850'li yılların işte antikite ne diyelim vurgusundan söz ediyorsak, orada da tabii hani hepimizin bildiği Balyan ailesi bir fenomen olarak işleri yürütüyor. Pek çok başka yine kişiler var. Onların yani dış ülkelerle bağlantıları, belki kendi eğitimleri icabı, yani daha yani orta düzeydeki eğitimlerinden başlayarak belki dil bilgileriyle falan biraz daha yanaşık oluyorlar ve o biçimleri aktarma imkanları da daha sağlam şekilde bulabiliyorlar. Ama şunu unutmayalım. Yani bir yapıcı, uygulayıcı, tasarımcı varsa bir de alıcı ve işveren var. Yani dolayısıyla hani padişah ve çevresinin onayı olmadan, yani alıcı, yaptırıcı kişinin onayı ve isteği, arzusu olmadan da onlar yapılamaz. Yani dolayısıyla sadece biri Rumlu ya da Ermeniydi, işte kendi bilgisiyle ve görgüsüyle gelip yaptı diye basitleştiremeyiz mutlaka. Yani bu bir örgü, yani talep edenle uygulayan ve ama tabii ki yani kısa cevabı kısaltırsam tabii ki Rum ve Ermeni mimarların önemli payı var. Çok önemli payı var. Ama bu talebin değişmesinde Osmanlı Sarayı'nı madem örnek verdiniz, onun değişmesinde mesela 19. yüzyılın ilk çeyreği bittikten sonra ne değişiyordu hocam? Oradan sonra batılı yapı formlarına ilgi artıyor da önceki dönemlerde o kadar görmüyoruz da mesela bir anda değişen şeyi kime borçluyuz? Talep edene mi, yoksa o sıradaki sanat aktarımının başka yollarına mı? Yani hepsine, ama ben sanki şunu soracaksınız gibi algıladım. O 20 yıl geçtikten sonra, hani Abdülmecit dönemi geçtikten sonra ne değişiyor da bu sefer?
Önce onu bir belki söylemekte fayda var. Tabii hani yerel bir mimarlıkla kendini ifade etmek, bu yerel nedir? Bunun bir sürü açılımı var tabii. Avrupa'da çok ateşli bir işte gotik mi yapalım, yani neogotik mi yapalım, neoklasik mi yapalım, neo-Yunan mı yapalım, neo-Roma mı yapalım filan. Yani klasik ve gotik tartışması zaten Avrupa'nın çok vurgulu bir tartışma alanı. Ve işte hani sol ucu devamında buradaki tırnak içinde milli mimariye varacak şekilde o ilk bakış değişmeleri, havaların değişmesi, rüzgarların değişmesi de etkili oluyor. Yani o antik üslupta da yapan yine Balyan ailesi üyesi diyelim, daha sonra oryantalist üslupta, başka üslupta yapan da Balyan ailesi üyesi. Yani orada sadece bir işte kişinin diyelim padişahın oturduğu yerde hani öyle olmasın da böyle olsun demesiyle tabii ki yürümüyor. Yani dünyayla da ama çok iç içe, yani Avrupa dünyası zaten burası iç içe, çok iç içe. Hani tamam telefon yok filan ama yani bilgi akışı tabii ki hani çok kuvvetli. Sorunuzun ilk kısmında da tabii o hani 18. yüzyılın başlarına bizi götürür. Yani her şey paşa paşa giderken 16. 17. yüzyılda hani 17. yüzyılın sonunda işte Viyana mağlubiyeti, onun getirdiği bir içe dönme, bir yerde yanlış yaptık diye bir düşünce ve teknolojide, askeri teknolojide ve çeşitli başka teknolojik alanlarda ilerlenemediğinin fark edilmesi ve bunun için gözlemciler gönderilmesi ve mimarlığın da bunun ucuna takılarak yenilenmesi söz konusu diyebilirim. Yani hep genel konjonktürle alakalı şeyler. Yani hani evde oturarak verilen kararlar değil besbelli ki. Evet. Evet, sağ olun hocam. Şimdi başka bir soru daha seçiyorum buradan. Bunu Orhan hocama sorayım. Antik çağın Erdem Şentürk soruyor hocam. Antik çağın ideal mimarlığı iyi tanımlanmış. Peki antik çağda çizgi dışına çıkmaya cüret göstermiş, zamanında çok eleştirilen, tartışılan yapılar olmuş mudur? Bu yapılara dair bilgiye sahip miyiz? Diye soruyor hocam. Erdem Bey soruyor. Evet. Şimdi çizgi dışına çıkmaya cüret eden olmasaydı antik mimari gelişmezdi. Her mimar biraz cüret ederek daha iyisini yapmaya çalıştı. Kimi daha büyüğünü, kimi daha yükseğini, kimi daha estetiğini, kimi malzemeyi değiştirdi. Örneğin ilk kez antik kaynakların şu verdiği bilgiye göre Efes Artemis Tapınağı'nda 6. yüzyılda ilk kez, İsa'dan önce ilk kez mermer kullanıldı. Onun mimarı arşitrav, yani baş taban, yani sütunların üstüne oturan bloğu koyduğu zaman blok yerine oturmamış. Ve halk şaşırmış. Bir defa bu ne kadar, nasıl bu kadar yükseğe kaldırıldı diye. Ama halk ertesi sabah geldiklerinde bakmışlar ki taş anlaşılan ağırlığı nedeniyle yerine oturmuş. Demişler ki bunu yerine oturttuysa Artemis'in kendisi oturtmuştur, mimar değil. Yani bu kadar cüret edilmez bir şeymiş. 25 tonun şimdi 8,5 metre uzunluğunda bir arşitrav. 8,5 düşünün, 1 metre 1 metre olsa 9,3 metre çarpın en az 27 ton ağırlığında bir blok. 19 metre yukarı kaldırılıp üzerine oturtuluyor. Evet. Bu işte nelere, insanların nelere cüret ettiğini en açık örneği, en belirgin örneği, ilk kez böyle bir şey yapıyor. Ama cüret edilen şey daima daha iyisi, daha yenisi, evet, daha güzeli,
daha kullanışlısı. Ve onun için antik mimari özellikle klasik dönemde, işte klasik dediğimiz eserlerin bize kazanılmaz, bizim bize kazandıran bir dönem. Orada Fidias'tan tutun, işte Piteos'tan çıkın bütün mimarlar bu iyisini yapma gayreti içinde yapmışlar ve herkesi de olumlu anlamda şaşırtmışlar. Aslında hocam şunu, yani sonuçta şu özet çıkıyor mu bundan? Yani bütün bu uygarlığı, bütün mimari tasarımları en üst noktalara getiren, inşaat teknolojisini yükselten vesaire, yani bilimi, araştırma yapan toplumun tamamı değil tabii. Yani sonuçta o toplumun içindeki cesur ve araştırmacı, değil mi? Ve girişimci birkaç kişiye borçluyuz gibi görünüyor, değil mi? Fidias gibi, evet. Ya da başkalar, Vitruv gibi, evet. Ya da başkalar. Evet. Cesurlara kervanın şey önünde galiba. Kim gidiyorsa, kervanın önünde kim gidiyorsa ve gitmeyi göze alıyorsa, seve seve bu işe gönlünü veriyorsa, bazen hayatını veriyorsa, işte onların yaptıkları ortada. Onlarla medeniyet, evet. Mimarlık başta olmak üzere hepsi bugüne onların sayesinde gelmiş. Evet, evet. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Bir soru daha seçmek istiyorum. Selin Hanım soruyor. Tekniği, teknolojiyi de kültürün parçası çok yanlış olmaz herhalde diyor. Tüm dönemlerde insan toplulukları ve toplumların ürettiği mimarlığı kültürün doğrudan yansıması olarak kabul edebilir miyiz? Buyurun hocam. Bana mı soruyorsunuz? Ben mi cevap vereyim? Evet. Lütfen. Şimdi kültürü bir yere koyarsak yapıların içine koyarız. Kültür kavramını. Yapılar olmadan o kültür gelişmezdi. Hangi kültürü alırsanız alın, sanatından tutun, teknolojiye, tekniğe, sanayiye, neye gelirseniz gelin, hepsi yapıların içinde gelişmiştir. İlk önce orada başlamıştır. Onun için tabii ki mimari onların yuvasıdır. Onun için teknik üniversitemiz var. Onun için hukuk fakültemiz var. Değil mi? Hepsi bütün bu yapıların içinde doğar, gelişir ve büyür. Bugünlere öyle geldik. Evet. O yapıların onlarla da, yapılar da onlarla büyüdü. Evet. Bence çok doğru bir yaklaşım. Ve yapısız kültür olmaz. Mimari kültürün diğer kültürlerle birlikte doğduğu, geliştiği, büyüdüğü kurumlardır. Evet, şimdi tabii böyle deyince de korkutucu kadar uzun yüz bin yıllar akla geliyor hocam. Yapısız zamanlardaki insanların daha mı iyi, daha mı kötü yaşadığını da insan çok kolay da söyleyemiyor. Onlar kötü yaşadıklarını bilmiyorlardı belki. Ama biz mi acaba daha kötü yaşıyoruz? Onun da farkında değilim. Çünkü sonuçta mimarların çizdiği bir binada, onun çizdiği, yol verdiği bir kapıdan çıkıp, onun bak dediği pencereden bakıp, onun şu sokağa git, şu sokaktan ancak buradan dönebilirsin dediği yerden döndüğümüz, böyle bir mimarların hapsettiği, farkında olmadan içinde, onların çizgileri içinde gezdiğimiz bir esaret dünyası gibi görünüyor. Ama yani deli bozkırlarda, uzak ormanlarda, hiçbir yapısız ve şehirciliksiz zamanları düşündüğüm zaman da bambaşka bir şey geliyor aklıma, yani lüks geliyor ama sanki biraz. Şimdiki ama mimarlar o doğayı yapılarına da yansıtıyorlardı. Mesela ben unutmam, bizim dil tarihin mimarı André Lhot. Bir gün ben fakülteye girerken babam geliyordu. Dekanla konuşmaya gidiyorum dedi. Niye dedim? Fakültenin bahçesinin dışına telçit yapmışlar. Ben buna karşıyım dedi. Niye dedim? Çünkü André Lhot Anadolu bozkırını burada gösterdi. Sınırlamadı, sınır koymadı. Ama dekan buraya çit koymuş, onun yaptığını bozmuş dedi. Bakın, bir mimarın bir yapıyı yaparken
göz önünde bulundurması gereken konuların başında gelir bu. Yaptığı yapıyı ortamıyla bağdaştırmak. Ondan örnekler almak ve yapısında o ortamı yaşatmak. Eyvallah. Turgut Hocam'a ben bir soru sormak istiyorum. Sonra da son birer soru soracağım. Sonra zamanımız dolacak gibi görünüyor. Yani yeni mimarlık içerisinde Anadolu'yla en çok belki bağları olan bir şey ne olabilir? Mesela Anıtkabir'i nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Anıtkabir. Yani Anadolu'nun geçmiş mirasıyla olan ilişkiler açısından mı? İlişkisi açısından, evet. Evet. Anıtkabir tabii çok özel bir örnek, çok tekil bir örnek. Zaten önerilere de baktığımız zaman onun içinde hani daha konvansiyonel formları, türbe formlarını falan çağrıştıran öneriler olduğunu da görüyoruz. Ama hani Anıtkabir tabii Aslanlı yolundan da bağımsız düşünülemez sanıyorum. Yani orada hani bir Anadolu nasıl demem lazım bilmiyorum. Hani Tunç Çağı'nın Anadolu masifliği gibi bir tanımla belki yaklaşabiliriz. Ve bunun tabii estetize edilmesi açısından. Yani çok özel bir yapı ama hani mimari açıdan beğenilir, beğenilmez vesaire. Ama hani yerini bulan bir durum gibi geliyor bana. Yani hani Anadolu'nun da içinden böyle spesifik bir işte hani Yunan, Roma, Bizans filan zaten seçmek pek hani olmayacaktı herhalde. Böyle daha isimsiz uzak zamanların kültürlerinin beraberliği ve o masiflik ve hani adeta hani nasıl diyeyim hani Stonehenge'in taşıma ilkeleri gibi bir şey bir masiflik de söz konusu. Ama detaylarda tabii mozaikler var, kilim desenleri var, işte kabartmalar dönemin zaten sanat ruhuyla alakalı. Yani Batı esinli sanat ruhuyla alakalı diyor ama şöyle uzaktan gözümüzü kısıp baktığımızda yani hani mimari eleştiri yapılabilir, her olumlu ya da olumsuz. Bana sorarsanız talihli bir seçim gibi geliyor ve yapı olarak da yani proporsiyonlarıyla göze hitap etmesi falan açısından ve hani içeriğiyle de bağdaşması açısından yani sanki Firmitas, Utilitas ve Venustas'a uygunmuş gibi geliyor. Evet. Şimdi saatime bakıyorum. 1,5 saati doldurmuşuz hocalar. Bu sizin sohbetinizde tabii ikinizi bulmuşken insan kaçırmak istemiyor. Her şeyi konuşmak istiyor ama daha çok yormamak da istiyoruz. Onun için son bir cümlelerinizi almak istiyorum ama bu cümlelerin de içeriğini söyleyebilir miyim? Neyle ilgili almak istiyorum? Merak ediyorum. Bu yeni çalışmalarımızın sürdüğü, sizlerin de içinde bulunduğunuz Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kuruluş süreci ve kurulacak olmasıyla, varlığıyla ilgili olarak birkaç cümleyle düşüncelerinizi alarak kapatabilir miyiz programımızı? Orhan Hocam sizden önce alayım isterseniz. Tabii memnuniyetle. Ben de bu konuda bütün arkeologlar gibi, kültür varlıklarına düşkün kişiler gibi böyle bir enstitünün ortaya çıkması yönünde az da olsa çaba gösterdim. Benim düşüncem biraz daha farklıydı. Ama mühim olan bir forumun ortaya çıkmasıydı. Bunun isminin, şeklinin şöyle veya böyle olmasından ziyade böyle bir koruma ihtiyaç olduğu ortadaydı. Ve bizim üniversiteler olarak karşılayamadığımız, bazı kurum destek veren kurumlar olarak altından kalkamadığımız bir takım yükleri, elimizde olmayan bazı olanakları arkeologlara ya da bu konuda çalışanlara sunacak bir
kurumunun ortaya çıkacak olması çok güzel bir şey. İnşallah bütün umut ediyorum ki bütün düşünenler gerçekleşir ve gerçekleştirilen sürdürülebilen bir gerçekleştirme oldu. Ve bundan bu konuda çalışanlar yayın açısından olsun, destek açısından olsun, imkan olanaklar açısından olsun faydalanırlar. Bu hepimizin beklentisi, umudu inşallah umuyorum ki başarılı bir enstitü ortaya çıkacaktır. İnşallah hocam hep beraber olacak ne olacaksa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Turgut hocam sizden de alabilir miyim görüşlerinizi? Öylece memnuniyetle ama benim zaten Orhan Hoca'ya onun deneyimine, onun sözlerine ekleyecek bir şeyim olamaz. Sadece şunu diyebilirim. Hadi keşke 1890'da kurulsaydı enstitü. Keşke. Hani, harika. Yani, keşke başarılar yani. Diliyorum keşke ben de. Turgut hocam sağ olun ama bugün yarından erkendir. 100 yıl sonra da aynı cümleyi kurmamak için bugün çalışmak gerekiyor. Hocalarım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel. Ben de çok teşekkür ederim. Turgut Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Ben asıl size çok... teşekkür ediyorum. Jürilerde vesaire yine görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek hocam. Evet. İnşallah. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olsunlar katkıları için de. Sizlere de hocalarım tekrar teşekkür ederiz. Enstitü adına da kendi adıma da. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Muratçı.